Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün siyah top silme cezalı penaltı challenge yapacağız. Normalde Ali Ozan'la birlikte maç yapıyorduk ama bir dengesizlik oluyordu arkadaşlar. Ben sürekli oynadığım için daha iyi biliyorum Ali Ozan'dan. Bir dengesizlik oluyordu. O yüzden maç değil de penaltı challenge yapmaya karar verdik. Çünkü penaltılarda biliyorsunuz doğru tarafa atlamak veya doğru tarafa penaltıyı kullanmak önemli. Yani şansa bağlı, tamamen tahmin etmeye bağlı. Bunda da denge olmuş oluyor, adaletli olmuş oluyor. O yüzden penaltı challenge yapma istedik. Toplamda 3 kere penaltı çekeceğiz arkadaşlar. 2 olan kazanacak. Son 16 saniye. Şimdi penaltılara gidiyoruz. Bu şekilde penaltı challenge'ın devamının gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Sana da başarılar diliyorum. Ben de sana baba. Penaltılara gidiyoruz. Haydi bakalım. Dediğim gibi tamamen şansa bağlı arkadaşlar. Çünkü doğru tarafa tahmin etmek gerekiyor. İlk penaltıyı Ozan kullanıyor Ronaldo'yla. Kalede De Gea var. Ters tarafa yaptık maalesef. İlk penaltıyı gole çevirdi Ozan. Şimdi biz kullanıyoruz. Neymar topun başında. Muslera kalede. Neymar. Neymar vurdu gol. Neymar 1-1 oldu. Doğru tarafı tutturamadı Ali Ozan. Messi şimdi topun gerisinde. Messi vurdu. De Gea kullandı. De Gea kurtardı. Messi'nin topunu. Cruyff topun başında. Cruyff. Cruyff ortaya vurdu. Cruyff attı. Şimdi Ozan'da Mbappe. De Gea kalede dikkatli. De Gea ters köşeye yattı. Mbappe'nin vuruşu gol oldu. Cristiano Ronaldo topun başında. Ronaldo geldi, vurdu, ters köşeye yatırdı yine Muslera'yı. Pogba topun başında, kalede De Gea. Ah be, biz de ters köşeye yattık. Şimdi Leo Messi. Leo Messi. Yine ya. Ters köşeye. Bu golü atarsam sen mi yeniyorsun yine de? Yok, atamazsam ben yeniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Attım. Ah be, üstüme vurur belki dedim ama. Bu golü kaçırırsan berabere. Aynen, berabere olmuş oluyor. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Muslera dikkatli. Ters bir şey yaptı. Ve ilk challenge'ı ben kazanmış oldum. Dediğim gibi toplamda 3 tane yapacağız arkadaşlar. İlkini ben kazandım. 2 olan kazanıyor tabii ki. Ne oldu lan? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hemen ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci penaltılara. İleriye dedim. Penaltılara başlıyoruz. İlkini ben kazandım. İkincisini de kazanırsam bitiyor. Eğer Ozan kazanırsa bir sonraki bölüme kalacak arkadaşlar. Üçüncü penaltılara kalacak. Neymar geldi. Muslera dikkatli. Muslera kurtardı. Neymar kaçırdı. De Gea. Cristiano Ronaldo topun başında. De Gea. Sola attı. Cristiano Ronaldo. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Cruyff geldi. Yine Muslera kurtardı. Olamaz. 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 Böyle bir şey olamaz. Şimdi Messi. Leo Messi attı. 2-0 daha gol atamadık bu bölümde. Ronaldo. Ronaldo geldi. Vurdu gol. Cristiano Ronaldo. Tamam.
Cristiano Ronaldo, Mbappe. Mbappe sağ tarafa vurdu, biz sola atladık. Şimdi Messi, Leo Messi. Leo Messi vurdu, gol. Tamam. Leo Messi vurdu gol. Pogba geldi şimdi topun başına. Paul Pogba. De Gea yine sağ tarafa atladık ya. Ve 1-1 oluyor. Challenge'da durum arkadaşlar. Üçüncü penaltılara kaldı. Eğer ben kazansaydım Ali Ozan topu silecekti. Ama üçüncü bölüme kaldı penaltılar. Hemen üçüncü bölüme geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, üçüncü penaltılara geçtik. Bu penaltıları kazanan, yani kaybeden siyah topu silecek. Hemen ileriye dedik. Penaltılara gidiyoruz. Bakalım son penaltıları kim kazanacak? Yani üçüncü penaltılar. Yine Neymar topun başında. Neymar, Muslera kalede dikkatli. Neymar vurdu gol. Tamam. 1-0 öne geçtik. Kaleci De Gea çok dikkatli. De Gea doğru köşeyi tahmin etti. Olamaz. Johan Cruyff. Cruyff geldi. Muslera müthiş çıkarttı. Muslera. De Gea yine kurtardı. Cristiano Ronaldo. Ters köşeye yatırdı. Abi biliyor musun? Arkadaşlar yani ben sola yapacaktım. Belki sağdır diye. Sağ atalım. Mbappe geldi. Mbappe! Ya. Maçın galibi biraz belli oldu sanki. Aynen. Leo Messi bunu atarsa kazanıyoruz. Leo Messi vuruyor. Ve penaltı challenge'ları bu sefer ben kazanıyorum. En son arkadaşlar birlikte Ozan'la maç yapmıştık. 3-0 ben öndeydim, bir iddia atmıştım ortaya. Demiştim işte bir gol atarsa Ozan ben sileceğim diye son dakikada golü atmıştı. Bu sefer ama penaltı challenge yaptık. Tamamen şansa bağlı arkadaşlar, biliyorsunuz penaltı. Şimdi... Bu arada tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ozan bir tane oyuncusunu silecek arkadaşlar. Hangi oyuncunu sileceksin Ozan? Ben Pique'yi silmek istiyorum. Aynen. O zaman da zaten yenilseydi Pique'yi silecekti Ali Ozan. Evet arkadaşlar, açtım kamerayı. Şu anda kaydı başlattı Ozan. Şu anda Ozan'ın ekranını görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunculara geldi. Bakalım. Evet, Pique. Arkadaşlar yapıyorum. Pique gidiyor. Evet, zaten ekranda gözüküyor Ozan o. Ve Pique'yi antrenör yaparaktan silmiş oluyor arkadaşlar. Kapatayım mı? Kapat. Videomuzu da arkadaşlar burada noktalandırıyoruz. Bu şekilde farklı, eğlenceli challenge'larla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. En son oğlumla birlikte maç yapmıştık. Gerçekten ilgi alakanız için teşekkür ediyorum. İnşallah bu videoya da aynı şekilde olur. Çünkü farklı şeylerle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Maçtan önce de arkadaşlar hatırlayacağınız üzere 20 tane top açmıştık. Gümüş top 10 tane ben, 10 tane oğlum. Gümüş topa 5, altın topa 10, siyah topa da 20 puan vermiştik. Ve en çok puan toplayan kazanacaktı. Bu şekilde dediğim gibi farklı challenge'larla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Sizin de fikirleriniz varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de değerlendiririm, bakarım. Oyuna uygun ise, elimizdeki envanterlere, işte toplara vesaireye uygunsa biz de bu şekilde o sizin söylediğiniz challenge'lara yapmaya çalışacağım. En son dediğim gibi gümüş top açmıştık 20 tane. Onun aynısını tekrardan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Maç biraz kasma oluyor, donma oluyor. Çünkü
online oluyor. Aynı zamanda kayıt alıyorum. Telefonum da çok fazla kaliteli olmadığı için donma yaşanabiliyor. O yüzden böyle farklı şeylere yöneliyorum. Ama telefonumu, güzel bir telefon aldığımız zaman maçlar da çok fazla gelmeye çalışacak. Ozan da o zamana kadar daha da ilerletmiş olur maç bölümünü. Evet. Bir sonraki videomu noktalandırıyorum arkadaşlar, uzattım yine. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.